Takvimler 2013 yılını gösterdiğinde Mısır'ın kaderi darbeyle değişti. Bismillahirrahmanirrahim. Halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi'nin başını çektiği junta yönetimi tarafından görevinden alındı. Darbenin ardındansa Mısır siyasi olarak çalkantılarla boğuşurken, bugün darbe öncesi Orta Doğu'nun en büyük ekonomisi olan ülke iflasın eşiğine geldi. 3 yılda 3 hükümet değişti. Son 3 yılda 3 hükümetin değiştiği Mısır'da ekonomi politikalarında istikrar sağlanamaz duruma geldi. Ülkede %70 oranında azalan turist sayısı ekonomiye adeta darbe vurdu. Süveyş Kanalı Projesi. Ekonomiyi sarsan bir diğer nokta, Süveyş Kanalı Projesi'nin darbeyle Mısır lirasının değer kaybetmesinden dolayı gelirlerinin azalmasıyla oldu. Uluslararası deniz ticaretinin %14'ünün yapıldığı bu kanaldan elde edilen kazanç, milli gelirin %20'sine tekabül ediyordu. Darbe öncesi %5, darbe sonrası %30. 2012 yılının Aralık ayında %5 seviyesinde olan enflasyon, 2017'nin Ocak ayında %30'a fırladı. Dış yatırımların azalması ve turizm gelirinin düşmesiyle eriyen döviz rezervleri, Mısır cüneyhinin dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu. Serbest piyasada Uluslararası Para Fonu IMF'nin baskısı altında devalüasyon oranı %47,7'ye vardı. Kasım 2016'da 1 dolar 8,83 Mısır cüneyhine tekabül ederken, Ocak ayında 16 Mısır cüneyhine yükseldi. Döviz büroları kapandı. Hükümet doların yükselişini durdurmak için ülkedeki tüm döviz bürolarını kapattı. Ancak ortaya kara borsalar çıktı ve dolar daha fazla değer kazandı. Kıtlık başladı. Mısır cüneyhinin dolar karşısında değer kaybetmesi, un, şeker, kahve, pirinç gibi temel gıda fiyatlarının %80 artmasıyla sonuçlandı. Diğer gıda ürünleri ortalama %40 oranında arttı. Son aylarda ülkede yaşanan en büyük sorunlardan biri şeker kıtlığı. Güvenlik görevlileri şeker tüccarlarının depolarına baskın yaparak stoklara el koyuyor. Darbeciler IMF kapısında. Ekonomik krizle boğuşan darbeciler çözümü IMF'ye başvurmakta buldu. IMF Mısır'a 3 yıl içerisinde 12 milyar dolar borç yardımında bulunmak için Yunanistan, İspanya ve Portekiz'e olduğu gibi kemer sıkma önlemleri gibi bir takım reformlar yapması şartını öne sürdü. IMF görevlilerinin 30 Temmuz'da Kahire'ye giderek şartların yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmesi bekleniyor.